Son getirilen tutuklu nerede? Sorguda müdürüm. Susmazsan hiçbir şey kazandırmayacak. Konuş. Konuştu mu? Konuşmadı. Sen dinlenebilirsin. Gasp, soygun, uyuşturucu ticareti. Bir de bunları adam kaçırmaya eklersen, nereden baksan 20-25 yıl. Ben kimseyi kaçırmadım komiserim. Yaşarsan ya da yaşatırlarsa içeriden çıktığında 65-70 yaşında olursun. Düşünmek için bolca zaman. Olgunlaşmış olursun. Hayata bakışın değişir. Belki insan olursun. Annem nerede? Hamza arkadaşımız patronu Kürşat'ın nerede olduğunu bize söylemek istemiyor. Belki yardım etseydi cezasında indirim olurdu. Ama kabul etmiyor teklifimizi. Çıkalım mı? Durun, durun. Bir dakika. Konuşacağım. Hapishane Hamza'nın aklını başına gitti. Kürşat'ın yerini biliyorum ben. Evet, nerede? Kürşat, Rıhtım'da. Depolanın olduğu yerde saklanıyor. Annem yanında mı? Annem yanında mı? O kadarını bilmiyorum. Tek bildiğim bir şey, Kürşat o kadar aptal biri değil. Yakalanmasın diye sürekli yer değiştirir. Ne demek bilmiyorum ya? Ne demek bilmiyorum ya? Daha seni var ya, bok ederim biliyor musun? Müdürüm. Sakin. Tamam. Bak oğlum, şuraya yazıyorum. Bir saate varmaz Sami Yavuz evladımla kızım gelip beni kurtaracak. Yani kızım diye söylemiyorum. Bir manga erkekle tek başına başa çıkabilir. Sami Yavuz evladım da öyle, ondan aşağı kalmaz yani. Sen kimle muhatap olduğunun farkında değilsin. Evladım, bu yaptıklarından çok pişman olacaksın, çok. Çoktan pişman oldum bile teyze. Vallahi ben bilseydim seni kaçıracağıma direkt kızını kaçırırdım ya. Ya bu nasıl bir çenedir ya? Bu nasıl bir çenedir? Biz seni kasaptan kelle niyetine aldık, sırf çene çıktın be teyze. Ay, boğazım çok kötü. Çok kötü oldu, bana biraz su ver. Emredersiniz. Ya rehine değil, sanki business class yolcusu. Su ver şuradan. Çabuk evladım, çabuk ayol, Allah Allah. Ver. Ay, bu ne oğlum, ne verdin bana? Ne demek canım, su işte. Nasıl su evladım, buz gibi. Ay, dişlerim dondu vallahi. İçecekse 16 derece falan olmalı. Ilıştır şunu, hadi bakma öyle. Teyze, ha. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kızınla damadın seni aramıyorlardır. Onlar kurtulduk diye kesin bir yerlerde şimdi eğleniyordur. Vallahi bak, ver şuradan, su ver. Hadi ılıştır da ver. Hı. Al bakalım, al. Su bu ne evladım, bu ne? Vallahi hamam suyu gibi olmuş, içilmez bu. Ya bir şeyi de beğen be kadın, bir şeyi de beğen. Bir şey söyleyeyim mi teyze? Yemin ederim sen insanı kötü adamlıktan soğutursun ya. Dır 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 dır, kafa bu kafa. Ben senin ağzına şunu bir tıkayım da sen bir... Dur ayol, ne tıkıyorsun öyle? Temiz mi bir kere? Buralarda buldum. Onu biraz bir deterjan falan bul. Yıka çitile falan, ondan sonra tıkarsın. Su verdin bana. Oğlum senin elin temiz miydi? Yıkamış mıydın? Arabaya bindik. Orayı burayı tuttun ellerinle. Kes şunu. Hiçbir şey demeyeceksin. Teknik takibin tarif ettiği mekanlar buraları. Dikkatli olmalıyız.
şu Kürşat'ın adamlarından biri olabilir mi? Bizi gördü, kaçıyor galiba. Boş! Kaçıyor, koş! Kaçma! Acelen mi var birader? Biz götürelim. Ben bir şey bilmiyorum. Bizim seninle işimiz yok. Kürşat'ın yerini söyle yeter. Ben uzun zamandır bıraktım o işleri. Bırak. Özgeçmişini anlatma bize. Ne alt olduğunu biliyoruz. Kürşat nerede? Kürşat nerede? Kürşat. Evet Kürşat. Bana bak, bir an önce konuş yoksa ömrün boyunca gölgen olurum senin. Orman yakınlarında bir yer var. Orada kalıyormuş. Şurası mı? Evet. Öyle bela adamlara bulaşma, tamam mı? Hadi bakalım. Yoksa başına ben bela olurum. Hadi müdürüm. Alo. Efendim abi. Ne oldu? Zoka'yı yuttular mı? Hem de nasıl yuttular abi. Direkt kucağına gönderdim. İşlem tamamdır yani. Aferin, aferin. Gelsinler bakalım. Onlara çok güzel bir karşılama töreni hazırladım. İnşallah beğenirler. Hadi. Her şey yolunda.